Oluşturduğumuz koltuk modelinin bazı kısımlarında düzeltmeler yapalım. Mesela buradaki oturma kısmını da en son Edcreate'de eklediğimiz kenarlardan bu sefer yüzeyde bozulmalar oluştu. Tam bu orta kısmın birleştiği yerde, yani arka ile oturma kısmının oluştuğu yerde Edcreate ile buradaki kenarları seçelim. Bunları düzeltelim. Enter yapıyorum. Bir daha enter. Düzgün hale getirdim. Bir diğer problem ise arkadaşlar, buradaki eklediğim kenarlar burada çok iç tarafta kaldı. Bunları sağa doğru yanaştıracağım. Yine oturma kısmının genişliği çok fazla. Nesneyi seçelim. Level değerini 10'a yapalım. Buradaki oturma genişliğini bir kontrol edelim. Oturma genişliği şu anda 60 santim ki bu biraz fazla. Bunu biraz düşüreceğim. Bunun için ön görünüşte stretch komutunu çalıştırarak buradaki nesneyi özellikle şu bölümden itibaren bakın, yani kolçağı da dahil edecek şekilde 3'er santim içe doğru daraltalım. Sağdan soldan 3'er santim daralttım. Ardından bir daha streç yapıyorum. Bu sefer az önce bahsettiğim buradaki kenar çizgilerini şimdi perspektiften de görebileceğiniz gibi biraz sağa sola kaydıracağım. Bunun için 3 santim kadar sağa kaydırıyorum. Tekrar bir daha seçip bu sefer sola 3 santim kaydıralım. Üst görünüşe geçiyorum. Üst görünüşte de burada stretch işlemiyle şuradaki oturma kısmını biraz daha içeri alıyorum. Ardından ön görünüşe geçiyorum. Ön görünüşte burada da orta kısmı biraz yukarı doğru çekiştireceğim. S enter yine. Buradaki bölümleri seçiyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bölümde değişiklikler meydana geldi. Bir de görünüşümüzü yan görünüş olarak değiştireyim. İlk önce View Cube'ye tıklıyorum. Perspektifi ardından buradan World UCS'e sonra Left diyorum. Buradan yan görünüşte görmüş olduğunuz arkalık kısmı çok fazla geniş. Stretch komutuyla burayı biraz daraltacağım. Şöyle yaklaşık olarak 5 santim daraltayım. Yine buradaki bölümü de bir miktar daraltalım. Burayı da 2 santim kadar daralttım. Böyle daha ölçülü hale geldi. Tabii koltuk modelleri böyle dümdüz olmaz. Belli bir eğime sahip olması gerekiyor. Yani özellikle sırt kısmının en az 12 derece, 10 derece gibi belli bir açıya eğimli olması gerekiyor. Bu nedenle stretch işlemi uygulayacağım. S enter. Buradaki kısmı seçiyorum. Bir miktar geriye doğru. Şöyle eğim verelim. 3 enter. Bunları kademe kademe yapıyorum. Dikkat edin. Buradaki özellikle segmentlerin olduğu kısımları ilk önce 3, sonra 2, sonra 1 gibi bir değerde stretch işlemi uyguladım. Bir de üst görünüşte özellikle koltuğun şu kısmı biraz daha kavisli durması gerekiyor. Yani bu şekilde dümdüz değil de belli bir kavise sahip olması gerekiyor. Stretch Enter deyip buradaki noktadan tam orta kısımdan seçip bunu geriye doğru yaklaşık 3 santim kadar bunu da sündürüyorum. Şimdi tekrar nesneyi seçiyorum. Smoothness değerini 4 yapalım. Ve bir daha kontrol edelim. Biraz daha toplandı gibi. Özellikle şu ön kısımda hala sıkıntı devam ediyor. Buradaki detayları düzelteceğiz. Bunun için de alt tarafa geçeyim. Alt yüzeyden bakarak. Öncelikle kolçağımızın olduğu buradaki bölümü bunları düzleştirmemiz gerekiyor. Görüntüleme tipini Shade with Edges yapalım. Burada da yine Edcrash'te filtre kısmına da face yapalım. Add crash. Ardından buradaki yüzeyleri, özellikle şu arada kalan yüzeyleri seçip
Bunları düzgün hale getireceğiz. Seçtiğimizde yüzeyler mavi renge dönüyor. Enter yapıyorum. Bir daha enter. İşlemi düzeltiyoruz. Diğer bir kenar ise düzeltilecek yüzey artık diyelim. Şurası. Şu bölümü de düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için yine Add Crash buradaki yüzeyi seçiyorum. Bir daha enter yapıp bu şekilde düzeltiyorum. Aynı işlemi simetrik olarak sağ tarafta da yapıyorum. Şöyle döndüreyim nesneyi. Buradan Add Crash buradaki yüzeyi seçtim. Kenarı, kenarı, kenarı. Rakipleri komple seçtikten sonra enter yapıyorum. Ve bu kısmı da bu şekilde düzeltiyorum. Şimdi bakalım. Şimdi de diğer düzeltmelere devam edebiliriz.